Evet kıymetli arkadaşlar hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Sizin de durumunuz muhtemelen benim gibidir. Hep birlikte dert ortağı olarak, kader ortağı olarak bu videoya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de büyük fark İsmail Kartal Mourinho. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 maçında 7 puan kaybeden Fenerbahçe geçen sezonki performansının uzağında kaldı. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Geçen sezonki performansı hiçbir Allah'ın kulu kolay kolay ulaşamaz. Ya yani onu bir belirteyim. Hatta ben bir tık daha öteye gideyim. Galatasaray gibi hakemleri e, emir altına almadığı müddetçe hani bir daha bu statta maç yönetemesin, Hadi böyle penaltıyı ver falan filan gibi tehditler etmedikçe arkana hakemleri federasyonu almadıkça asla onu bir daha o başarı bir daha tekrarlanmaz. O ayrı mesele. Şimdi 8 hafta Puan an kaybı yaşamadı İsmail Kartal. Yani İsmail Kartal 8'den daha fazla da yaşamadı da. 99 puanla ikinci sırada tamamlayan takım ilk 8 haftalık periyotta puan kaybı yaşamazken 6 maçta kalesini gole kapatmıştı. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü, Samsun Spor, Ankara Gücü, Antalya Spor, Alanya Spor, Başakşehir, Çarkı Rize Spor, Kasımpaşa maçlarına oluşan 8 haftalık periyotta hanesine 24 puan yazdırdı. 20 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gördü sadece 3 gol. 6 hafta gol şansı vermedi. Yani düşün ilk hafta Gaziantep maçında 2-1. 4. haftadaki Antalya Spor karşılaşmasını 3-2 kazandı. Kalan 6 maçta kalesinde gol şansı tanımadı. Ve ligde çıktığı 38 maçta 31 galibiyet 6 beraberlik 1 yenilgi alan İsmail Kartal öğrencileri toplamda 15 puan kaybı yaşarken Mourinho daha şimdiden 7 puan kaybını yaşadı. Ve maç eksiğiyle 8 puan geriye düştü. Fenerbahçe'ye baktığınız ama bu sezon 8 maç, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi. 18 gol atıp kalesinde 7 gol yedi. Şimdi ben senaryoyu değiştiriyorum. Göztepe maçında geri zekalılık yapmasaydım Mourinho 2-0 bitseydi maç. Ne oldu paşam? 6 puana düştü fark. Samsun maçında eşeklik edip de sarı kart yiyecekler falan filan diye oyuncuları Bodrum maçında aman cezalı duruma düşmesinler diye korkup da çıkartmasaydım 2-1'de olsa maçı kazanmış olsaydım 8 puan dediğimiz 6'ya düşmüştü. <laughs> 2 puan eklemiştik. 6'dan da 2 çıkar 4 puana düşmüştü. Galatasaray maçında kişisel egolarından ve aptallığından arınıp farzı misal veriyorum berabere bitirseydi Galatasaray'dan 2 puan çık. Puan farkı kaldı. 2 Fenerbahçe'ye 1 puan ekle. Puan farkı kaldı. 1 bir, maç eksiğiyle. Şu anda da efsane teknik direktör falan denilmeye başlayacaktı. Bak İsmail Kartal'ı yakalayamadı ama çok iyi falan denilecekti. E şimdi ben size soruyorum. Göztepe'de hakemlik bir şey var mı? Hocam işte son adamda penaltı artı kırmızı falan filan. Çevireceğim bir sürü dakika var. Hadi Samsun maçını anlıyorum. Diyorsun ki işte son dakikada İrfan Can'a yapılan faul. Ennesire'ye yapılan penaltı. Ennesire'ye yapılan ben şunu söyle Bak ben şunu söyleyeyim. İnandığım değerlerden asla vazgeçmem. İster beni takip edin ister etmeyin. Umurumda değil. Ama doğrular söylemekten çekinmem. Samsun maçında Galatasaray olsaydı İrfan yapılan o harekete faul verilirdi. Galatasaray 7 gol iptal edilirdi. Son dakikada o en nesriye yapılan hareket Galatasaray'la önce yapsaydı hem penaltı verilir hem sarı kart verilirdi. Galatasaray maçı 3-1 kazanırdı. Ben burada kime kızıyorum? Ali Koç'a kızıyorum. Acun Ulucalı'ya kızıyorum. Siz Fenerbahçe taraftarına ihanet ediyorsunuz şu anda. Siz Fenerbahçe taraftarını kandırdınız, dolandırdınız. Fenerbahçe'de ya kaç insan gitme sana muhtaçım falan filan diyerek aslında kendini ateşe attı. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben Yıldırım'ın seçilmesini isteyen bir adamdım. Ve Ali Koç seçilince dedim ki artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Destek vereceğiz diye. Mourinho'nun gelmesini isteyen adamlardan biriydim. Ama kim bilebilirdi Mourinho'nun böyle olacağını. Neyse az sonra anketlerde konuşurum. Şimdi Mourinho'nun ekibi ligde galip geldiği Adana Demir, Çaykur Rize, Alanya, Kasımpaşa, Antalya maçlarında kalesini gole kapattı. Gol yediği 3 maçta da puan kaybetti. İşin salaklığına bakın. 8 maçın 3'ünde gol yiyorsun, gol yediği maçta da puan kaybediyorsun. Ne kadar garip değil mi arkadaşlar? Yani Göztepe ile 2-2 kal. Galatasaray'a 3-1 yenil. Bu sefer de yine 2 kez öne geçtiğim maçta yine 2-2 bitsin ve ilk sıra dışına çıkmadı. İsmail Kartal yönetiminde geçen sezon ilk 2'nin dışına çıkmayan Fenerbahçe Mourinho ile 9. haftada 4. sırada tamamladı. Ha bu aslında Fenerbahçe'nin kötü performansı değil. Galatasaray'ın olağanüstü performans yaptırılmasının sonucu. Yani normal şartlarda Galatasaray'ın da 2-3 tane puan kaybı yaşaması lazımdı. Beşiktaş'ın da yaşaması lazımdı. Biz de şimdi işte vay aptallara o ondan salak bu bundan salak falan dememiz lazımdı. Yanlış anlamayın. Immobile dediğiniz adam bana öve öve 7-24 bitiremediniz adam. 8 gol atmış ligde. 6'sını penaltıdan atmış. Icardi'nin o şimhene zaten olayı malum. Hani yıllık 11 alıyor, 12 alıyor. 22 milyon euro Galatasaraylılara göre. Hani yine anlarsın 22 milyon euro. Sen en nezirinin servisine 20 verdin. Millet de oradan vuruyor. Neyse. Aziz Yıldırım'dan Zico'yu yalanlama. Yani Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Aziz Yıldırım kulübün eski teknik direktörü Artur Zico'nun açıklamalarına cevap vermiş. Ben de var ya bir umut Aziz Yıldırım herhalde dedim Ali Koç'la ilgili bir şey söyleyecek. Mourinho ile ilgili işte istifa etsin falan filan diye. Bir YouTube kanalında eski teknik direktörümüz Artur Zico'nun seviye maçımızın devri arasında o dönemin kalecimiz Volkan Demir dedi. O, e, o dönem kalecimiz olan Volkan Demir'i oyundan çıkarması talimatı verdiğim yönde yalan beyanı yer almaktadır. Seviye maçının devre arasında ben Mahmut Suslu ve Eşet Yalçın dönemin UEFA Başkanı Platini ve Genel Sekreter Yardımcısı Infantino ile Şampiyonlar Ligi'ndeki yayın gelirlerimizin artırılması konusunda bir toplantı yapmakla meşguldük. Şimdi başlarlar. Derler ki o kadar önemli maç var sen toplantı mı yapıyorsun? Devre arasında soyunma odasına gitmedim. Zico'nun söz ettiği gibi bir müdahalem olmadı. Böyle bir müdahalede bulunmuş olsaydım bunu açıkça çekilmeden kamuoyuyla paylaşırdım. Maç bittikten sonra yönetici arkadaşlarımla birlikte soyunma odasına gittik. Zico'nun bu iddiasını 16 yıl sonra gündeme taşımasındaki amacı nedir? Daha çok etkileşim almak adına ismimi hem her verdikleri röportajda kullanmayı alışkanlık haline getiren eski Brezilyalılarımıza tavsiyem bu huylarından ibedilikte vazgeçmeleridir. Bir gün gerekirse ben de kendileriyle ilgili yaşadıklarımı kamuoyuyla paylaştığım takdirde herkes Gerçekte de öğrenmiş olur. Yani Alex'le ilgili falan da... Arkadaşlar gerçekten bilmediğiniz şeyler var. Benim bile anlatamayacağım. Ee, anlatmamın doğru olmadığı şeyler var. Neyse biz Fenerbahçe'ye odaklanalım. Ben size birkaç tane anket yaptım. 18 tane. Gerçekten merak ediyorum. Oğuz Aydın için alınsın çok yetenekli diyen Mourinho niye bir dakika bile süre vermiyor? Yani Oğuz Aydın için alınsın çok yetenekli diyen Mourinho niye süre vermiyor? Hani eşek inadı mı diyeyim? Bu Portekizlilerde bir ciddi bir eşek alı var. Bir eşeklik var aslında bu Portekizlilerde, teknik direktörlerde. Niyeyse bize denk gelenlerde öyle bir rezalet oluyor genelde. Hani Oğuz Aydın putperest falan herhalde. Yönetim zorla aldırdı. Küfürlü cevabım var da edemiyorum. İki. İrfancan Can Kavici niye yedek kalıyor? Bana biriniz izah edebilir misiniz? Ben bak kendimce izah ettim. Ben biliyorum kendimce cevabını verdim ben yanlış anlamayın. Ben dedim ki arkadaşlar işte Tadiç defansa yardım ediyor. İrfancan yardım etmiyor diye dedim. Gördük Mert Müldür'ün yedirdiği golde Tadiç'in defansa yardımına. Yani Tadiç çok iyi de ondan falan filan işte İrfancan Türk ondan sağ bekimize güvenmiyor Mourinho'yla ondan falan diyeyim. Bu arada ben İrfan Can assist yaptı dedim ama Tadiç yapmış asisti. Ben spiker kurbanı olmuşum kusura bakmayın. E bir gol bir asisten oynuyor Tadiç. Şimdi bu performansı da kesemezsin doğruya doğru ama İrfan niye oynamıyor? Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Ferdi çok iyiydi. Ostervoldeyi de çok beğeniyordu. Ferdi sol bek, Ostervoldeyi sol stoper oynatıyordu. Yani bir şekilde ikisine de kadroda yer buluyordu. Şimdi merak ediyorum. Çok muzur. 3 En merak ettiğim soru bu. İlk tercihim ille onu alın. Ne yapın edin alın. Son yılı ama alın. Parayı basın alın. Geberin alın. Diye milyon euro verdirerek en nesiriyi aldırdı. Şimdi niye süre vermiyor? Yani aldırdı. Niye süre vermiyor? Ya bana bunu izah edemezsiniz. Hocam form grafiği şu. Lan yemişim form grafiğini. 19,5 milyon euro. Bak Ennesiri çöp çıktı dersin. Anlarım. Bizden dalga geçiyor dersin anlarım. Hani Ceko'da onu cezbeden bir şeyler var dersin anlarım. Ya Ceko'nun yürüyecek dermanı yok. Allah Allah'ın kitabını hiç mi yok senin bir adam? Ya transferde komisyon aldı acaba Ennesiri transferde? Yemin ediyorum bak. Vallahi artık pis şeyler düşünmeye başladı ya. Ennesiri transferde acaba seviyeden komisyon mu aldı ya? Ya başka aklıma bir şey gelmiyor arkadaş. 19.5 ille bu ille bu ille bu. Bu arada Fenerbahçe'nin ukala taraftarı. Lewandowski'nin beli sakatmış. Siz diyorsunuz ya. Ya Lewandowski getirelim diyoruz. Fenerbahçe taraftarı diyor ki. Ya Lewandowski şöyle saçma böyle saçma. Lewandowski'yi alan işte ülkeyi satar. adam çatır çatır lep gibi gol atıyor. Lukaku. Lukaku'yu istemiyorum. Şöyle şişman böyle şişman. En azından kiralarını sadece yıllığını verirdim. Hani On servisi, on olmazdı. Neyse, hayırlısı. Ama ben hala söylüyorum, NSR'yi çöpleyen, sağ olsun, Mourinho'nun kendisi. Benim kişisel fikrim hep şu olur, hani iyi teknik direktör pek çok kişiyi yukarı çeker, performansını arttırır. Kötü teknik direktör ise geriye çeker ya da herkes aynı kalır. Sizce Jose Mourinho kaç futbolcuyu iyi yönde yukarı çekti şu ana kadar? Yani kaç futbolcunun performansı geçen seneye göre daha da arttı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sıfır. Hadi, Tatiç, aynı Tadiç'ti. Bu sene yine gollerini atıyor. Ceko aynı Ceko'ydu yine gollerini atıyor. Bana başka bir isim söyleyin. Hocam şu çok iyi. yani Çok güzel bir hale geldi. Sakatlık. Daha durun. Daha yeni başlıyoruz. Cengiz bir taraftan. İsmail bir taraftan. Şimdi Osterwald'e. Geçen sene İsmail katıldı. Ben bu yüzden kızıyordum. Ya e, oyuncular ne yapıyorsun? da diyorsun diyordum. Hazırlıyor di diyorlardı bana. Hani... Idmanlarda ee, idmanlarda hazırladığı için üstüne düştüğü için sakatlanmalar normal yükleme yapıldı diye. Cengiz Anladım, İsmail. Osterwolde. Ali Koç döneminde takımımızı çalıştıran isimler içinde hangisinin oynattığı futbol size göre en kötüsüydü? Bak bu var ya utanç verici bir soru. Erol Bulut. Tahir Karapınar. Jose Mourinho. Filip Koku. Küme düşmeyi oynatan kokunun futbolu bile bundan daha güzeldi biliyor musunuz? Ciddi söylüyorum. En azından keyif veriyordu diyor birçok kişi. Ben kişisel fikrimi sonra söyleyeyim. Sizce Ali Koç Mourinho ile konuşup yolları ayırıp İsmail Kartal'ı takımın başına geri getirirse işler yoluna girer mi? Ali Koç İsmail Kartal'ı takımın başına getirirse işler yoluna girer mi? Şimdi bu çok tuzak bir soru. Ben size bir tuzak olsun. Şimdi en azından daha iyi futbol oynarız diyebilirsiniz. Doğru. Göze hoş gelen futbol. İsmail Kartal gelirse gelir gelmez diyecek arkadaş hücum edin. Hurra. Bu arada İsmail Kartal'la Tadiç'in arası kötü. Bir. İsmail Kartal'la Ceko'nun da arası kötü. Ama Tadiç kadar değil. Tadiç'e çok kızıyor. Hani takıma çok karışıyor. Şöyle yapıyorum böyle yapıyorum diye e, ee, Tadiç'i yemek istedi İsmail Kartal ama İsmail Kartal'ı Tadiç yedi. Bilginiz olsun. Yine Alex'e Soğuz Aykut Kocaman vakasının benzeri var. Yani eğer bugün bugün İsmail Kartal gelirse Tadiç'i kadro dışı bırakır. Ciddi söylüyorum. Bu sefer de diyeceksiniz ki lan Tadiç kadro dışı bırakılır mı bu kadar gol asist yaptı diye. E, buna hazır olun ha bilginiz olsun. İkincisi e, Ciku ile Bekao. Adam Ciku Bekao diye geberiyor İsmail Kartal. Ve İsmail Kartal'ın kitabında üçlü savunma falan diye bir olay yok. Ciko, Bekao, Çağlar, Samet. Sol bekte Levent oynatır bak. Levent Mercan oynatır İsmail Kartal. Anadolu Tukluluk kulübünden geldiği için Türk futbolcuların iletişimi çok iyi. Levent oynatır. Oğuz Aydın'ı da oynatır. Maximeni de oynatır. İrfan Can'ı da oynatır. Şimanski'yi şu dönemde keser Şimanski'yi. Ben onu söyleyeyim. Ve Ennesiri'yi de yıldızlaştırır. Daha iyi futbol oynarız diyebilirsin. Daha da kötüye gideriz. Şampiyon bile olabiliriz. Kararsın hep birileri gidip birileri geliyor. Hani durum hep kötü oluyor diye söyleyebilirsin. 14 numaralı bir anket yaptım rica üzerine. Ya Jose Mourinho ile devam edelim. Ama Ali Koç ve yönetimi istifa etsin. O zaman şampiyon oluruz hocam diyor. Bir arkadaştan. Bilmiyorum aynı düşünüyor musunuz? Şu saatten sonra Mourinho ile devam edersek. 20 verdiğimiz ama hep yedek kalan en nesiri. 6 verdiğimiz ama oynamayan Oğuz Aydın. 2 verdiğimiz ama hiçbir koşulda oynatamadığımız Levent Mercan. Cenk Tosun, Bartu Elmaz, Usai Samuel, Mert Hakan yanında Çengiz Ünder falan filan Inter Milan. Bunlar düşüşe geçer mi? Yani öyle. Ya bakıyorum. Ferdi'yi 30'a satmışsın. 20'ye Nesiri, 6'ya Oğuz Aydın. 2'ye de Levent Mercan almışsın. Yani 28'i bu üçüne vermişsin. 3'ünü de oynatmıyorsun. O zaman biz Ferdi'yi niye verdik? size asıl şunu sorayım. Şu andan itibaren ne yapılmalı? Siz bana onu söyleyin. Hani Mourinho'ya teşekkür edip İsmail Kartal getirilmeli diyen var. Futbolculardan birkaçının kadro dışı bırakılmalı diyen var. Suni gündemler üretip konu başka yere falan çekilmedi. Hazır Fethullah Gülen de ölmüşken hani Galatasaray'la çatışabilir Fenerbahçe yönetimi. İşte FETÖ'cüsünüz, şusunuz, busunuz falan filan da diyebilirler. Ciddi söylüyorum. Rahat rahat diyorlar nasıl olsa. İşte Topu taca atmaktan bahsediyorum. Yani burada benim kastettiğim şey topu taca atmak. Fenerbahçe yönetimi topu taca atıp konu değiştirmeye çalışabilir. Başka bir şey olabilir. Aygün Özipek Fenerbahçe kongre üyeleri Ali Koç'a takımı ligden çekme konusunda tam yetkiyi verdi diyor. Şimdi bu enteresan bir cümle. Yani Fenerbahçe kongre üyeleri ligden çekmek için tam yetki verdi. Ya son andaki o pozisyonlar için söylüyorum ben. Bu Ali Koç'un Acun Ilıcalı'nın suçu. Takım kötü oynayabilir. Bak takım bu benim kendi meselem. Takım geriye de gidebilir. Bu da benim kendi meselem. Ama hocam hakemi de konuş diyen bir kitle var aramızda. Hocam hakeme boş ver. Hakemi konuşma. Hep hakem hakem diyen bir kitle var aramızda. Ben her şeyi konuşmak zorundayım. Bana dün maç bitiminde sorsanız hocam sence yüzde kaç Hani kim suçlu maçın kaybedilmesine? Yüzde yüz Mourinho suçlu. İyi de hocam hakemin kararı İrfan ki. Açık söyleyeyim ben izlerken kendi kendime alan kendini yere attı dedim. Şurada kendini yere atmasa dedim şu faul almaya çalışmasa biz bu golü yemezdik dedim. İkincisi Ennesiri'ye yapılan %100 yüz penaltı. Ama Fenerbahçe o kadar ahmaklaştı ki son zamanlarda. Bak bu cümlelerim var ya bir Galatasaraylı bir Beşiktaş'ta duysa der ki vallahi adam doğru söylüyor der. Fenerbahçe o kadar aptallaştı ki 2-1 öne geçtikten sonra o kadar salaklaştı ki ben oturduğum yerden şey, şey diyordum. 60'da mı yeriz? 70'de mi yeriz? 80'de mi yeriz? 90'da mı yeriz? 64. dakikada. Yemin ediyorum kendi kendime dedim ki ulan yiyeceksek de bari 70'te yiyelim de en azından gol atmaya falan çabalıyor gözükelim. Diyelim ki süre yetmedi. 90 artıda yersek çok zoruma gider dedim. Hakikaten 90 artıda. Çünkü golün geleceği belli. Bas bas bağırıyor gol. Gol var ya anons yapıyor. Dikkat dikkat. Overlockçu geldi overlockçu falan diyor yani. Ya bas bas bağırıyor. Golün geleceğini Allah rızası için bak. Hepiniz futboldan anlıyorsunuz. Kiminiz az kiminiz çok kiminiz ordinar yüzsüzsünüz. Hanginiz demediniz ulan Fenerbahçe gol yemeyecek diye. Hepiniz demişsinizdir. Fenerbahçe'si Galatasaraylısı Beşiktaşlısı Trabzonsporlusu Samsunsporlusu herkes şunu söylemiştir. Bu Fener kesin gol yiyecek ha. Bak yaz diye. İş öyle bir boyuta gitti. Artık Fenerbahçe futbolcuları dönüp kendi kalesine atacaktı. Yani bir salaklık yapacaktı. Göstere göstere. Ya bak Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırır. Ersun Yanal'ın bu mottosu çok güzeldi. O kadro da çok güzeldi. O kadronun işleyişi de çok güzeldi. O kadroyu İsmail Kartal hazırladı. Ersun Yanal ile üstüne ee, krem şanti falan dökerek 90 artılarda da şansı yaver giderek şampiyon yaptı. Yapmadı mı? Jesus kadroyu hazırladı sonra. Çok da güzel kadro hazırladı. Keşke şu anki teknik direktörümüz Jesus olsaydı. Ha ona da kızgınım o ayrı mesele de. Şu anki teknik direktörü Jesus olsaydı biz Avrupa'dan da kupa getirirdik. Ligde de şampiyon olurduk. O da ayrı mesele. Jesus hazırladı sonra İsmail Kartal geldi. Kaymağını yedi. Bir yere kadar sonra o da düşüşe geçti. Yani bu sene Jose Mourinho İsmail Kartal'ın geçen sene bıraktığının kaymağını bile yemiyor. O kadar kötü durumdayız. Bak cümlemi tam anlayın. Geçen seneden bırakılan mirası devam ettirse şu an zaten namal Herhangi bir puan kaybımız yoktu. Bak geçen senekinin mirasını devam ettirse. ya Allah'ın izahatı için dünkü ilk 11'de Kostiç 1. Başka? Başka başka. Kostiç 1. İkinciyi söyleyeyim mi? Ha Amrabat iki, özür dilerim. Geçen seneden farklı iki tane oyuncu Amrabat Kostiç. Amrabat geçen seneki İsmail'e bin basar. O da ayrı mesele. Yani bin basar demedi. 2-3 katı daha iyi oynar. Pozitif. Kostiç, Osterwolde, Ferdi. Kostiç bir Ferdi olamaz. O ayrı mesele ama e, hani sol bekte Osterwolde ile mi başladın. Geçen sene Ferdi, Osterwolde idareli oynadı. Yani hiçbir fark yoktu. Sadece geçen sene solda Tadiç oynuyordu. Sağda İrfan oynuyordu. İrfan'ın yerine Tadiç oynattı. Bir gol, bir asist. Solda Kostiç oynattı. Ya geçen senenin kaymağını bile yiyemeyecek kadar beceriksiz bir hale bürünmüş bunadı mı? Yaşlandıktan, do yaşlandıktan dolayı mı? Falan filan. Ali Koç istifa etmeli. Ve kulüp olan seçime gitmeli dedim. Şimdi ben kimsenin hakkını da yemem. Yemin ediyorum ben Ali Koç'tan falan da para almıyorum. Keşke alsam. Vallahi keşke alsam. Keşke verseler. En azından derim ki ulan derim şöyle böyle falan. Ya Ali Koç ne yapsın? Taran'da, Aziz Yıldırım'da, Ali Koç'ta üçü de aynı ismi istedi. Aslında biz yanlış yapmışız. Üçü birden isteyince adam bir tarafa kalktı. Şimdi ukala ukala cevap veriyor. Ağlıyorsunuz, zırlıyorsunuz falan filan diyor. Ya Fenerbahçe taraftarıyla şununla ondan alay ediyor. Ha ben çok iyi biliyorum, siz bilmiyorsunuz der gibi. Bu küstahlığa gerek yok. Bak ben şöyle söyleyeyim. İlk 24 dakika Fenerbahçe'de ne hoşuna gitti hocam pozitif. Pas hızımız çok yüksekti. Dikine pas yapmaya böyle tık 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 tık. Ya duvar pastanı çok iyi yapmaya başlamıştık. Eğer biz bu paslaşmaları ikinci bölgede, 3. bölgede yaparsak Belki 20 tane gol kaçırırız bir maçın içinde. Belki 20 tane pozisyona gireriz. Belki 5 tane, 6 tane, 10 tane gol atarız maçlarda. O tıkı takalar var ya o paslaşmalar. Çok hoşuma gitti benim. Ama defansta ve orta sahada yaptığım bu paslaşmayı hücumda yapamadığım için hiçbir işe yaramıyor. Kendi kendime şunu söyledim. Ulan dedim acaba hani ben bir teoride bulundum ya. Önce savunmayı düzelteyim. Sonra orta sahayı düzelteyim. Sonra hücumu düzelteyim diye. İş orta sahaya geldi. İş orta sahaya geldiği için de tıkır 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 tıkır, tıkır paslaşmalar arttı. Acaba iş forvete geldiği zaman çok güzel şeyler olacak mı diye. Fenerbahçe korkak oynuyor. Fenerbahçe tecrübesine 1-0 öne geçtim. 2'yi kaçırdı. 2'yi yine kaçırdı. 2'yi yine kaçırdı. 2'yi yine kaçırdı. 1-1 oldu. 2-1'i yakaladı. 3'ü kaçırdı. 3'ü yine kaçırdı. Sonra da gel bana gol at diyerek 2'yi yedi. Yani aslına bakarsanız pozitif yönde gidiş var ama olmadı. Hocam iki haftadır işte Samsun Başkanı şöyle Fenerbahçe'yi attı tuttu böyle attı tuttu işte başka olsaydı ona o takıma fark atardı. Ya o fark atma işleri falan eskisi gibi değil. Eskiden olduğu gibi değil. Hani Samsun takımında o kadar tırt görmeyen adamlar sürekli maç kazanan bir takım haline büründüydü. Ve teknik direktörlere çok iyi iş yapan bir adam. Ben şunu söyleyeyim şu hırsı şu oyunu şu futbolu şu taraftar desteğini ve şu hakem desteğini Galatasaray maçında yaşasınlar. Galatasaray buradan en az üçleyip gönderirler. Ama Galatasaray maçı geldi miydi? Biz biliyoruz ki sürpriz sakatlar olacak. Kalplerinden akılları çelişecek. Samsun Başkanı belki de futbolculara diyecek ki sakın yenmeyin. Der mi? Der yani. Çünkü Galatasaraylı olduğunu söylemekten utanmayan, çekinmeyen bir insan. Neyse biz kendi salaklığımıza yanalım. Kendi hatamıza yanalım. Elimizde altın tepside sunduğumuza yanalım. Murat Aşık diyor ki Ali Koç ve Acun Ilıcalı geçen hafta Jose Mourinho ile bir yemek yemişti. Bence yeniden yesinler ve Mourinho'ya Fenerbahçe'nin Roma veya Tottenham olmadığını anlatsınlar. Fenerbahçe Chelsea veya Manchester United da değildir. Buradayken Real Madrid'in hocasıymış gibi düşüneceksin. Burada şampiyonluk dışındaki her sonuç başarısızlıktır diyor. Ben şunu söyleyeyim. Mourinho ile yemek yemeyeceksiniz. Yani Mourinho ile yemek yemişsiniz. Fenerbahçe kulübünü masaya yatırmışsınız. Yani yenen şey Fenerbahçe'nin geleceği olmuş. Aygün Özüp Bey'in dediği gibi takımın çekilmesi falan gündemde değil arkadaşlar. Sadece bunu şey olarak söylemiş. Hani 3-5 tıklama için söylemiş. Böyle bir olay gerçek değil. Takım sağdan falan çekilmeyecek. Ligden falan çekilmeyecek. Takımın hakkı yenip yenmemesi. Ali Koç ve Acun Ulucalı yeminler ettiler. Biz varken yapamayacaklar. İşte geliyoruz sürpriz olacak falan filan ama dolu dolu geliyoruz falan filan dediler. Kimse Fenerbahçe'nin hakkını yemeyecek dediler. Fenerbahçe maçlarında ne hikmetse hep amatör stajyer hakemler geliyor Fenerbahçe'yi doğrayıp geri gidiyor. Mesela o kost için yediği sarı kart. Allah'tan korkun ya. Lan bir tane Galatasaraylı oyuncuya şöyle bir sarı kart gösterin. Kıyameti kopardılar. O hakemi bir daha o sahanın içine sokmazlar. Hatta o hakemi sahanın içinde o hakeme Neyse çok söylemek istediğim cümle var ama söyleyemiyorum. Uzun lafın kısası Aziz Yıldırım'dan da bir beklentiye girmeyin. Konuşulan da bir şey yok. Ee, hani Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Acun Ilıcalı Jose Mourinho ile yemek yemişti. Olayı da sıkıntılı. Yani yemek değilsinler, başka bir şey değilsinler. Olan Fenerbahçe oldu. Osteri modern durumuyla ilgili de arkadaşlar beklenti bekliyorum. Ne geleceğini hala bekliyorum. Ama durumların pek iç olduğunu zannetmiyorum. Gelen bilgiler o yönde. Onu da söyleyeyim. Yani benim aktaracaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Her türlü yorumunuzu, görüşünüzü buyurun. Yoruma yaz. Görüşmek üzere. Ha şunu da söyleyeyim. Mourinho gidip İsmail Kartal geliyor mu? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Mourinho'nun tazminatı çok yüksek. Acayip yüksek. Hocam Ali Koç cebinden versin falan filan. Ben size daha komik bir şey söyleyeyim. Ali Koç Mourinho ile başarılı olacağını düşünüyor. Bu arada 84.400 için teşekkürler. Demek ki benim gibi ee, şeyler yani benim gibi düşünen kardeşlerim çok fazlaymış. Dediğim gibi rakip bir haftadır iki haftadır hazırlanıyor. Mourinho hiçbir şey hazırlanmamış. Adamlar yerden orta açacak. Haberim var mı diyor. Orta açtırmayacağız diyor. Yani kafayı orada bırakmış Mourinho. İnşallah şu Arap kulübünden yani Jose Mourinho'ya Arap kulübünden bir teklif geleceği iddialar vardı. İnşallah o doğru çıkar. En azından Mourinho Arap kulübüne gider. İsmail Kartal'ın ee, bak İsmail Kartal gelirse de bir şeyler düzelmeyecek. Onu da yanlış anlamayın. Ben şunu söyleyeyim. Okan Buruk yakın çevresinde 2028'e kadar Galatasaray'ın başındayım ve 2028'e kadar biz şampiyonluğun garantisini aldık demiş. 2028'e kadar. Yani 2027-2028 yılına kadar. Trabzonsporlu Beşiktaşlı arkadaşlar da seviniyorlar ki Fener'in bak bak Fener şampiyon olamıyor diye. Onlar da bizim yaşadığımız dangalaklığın, aptallığın benzerini yaşıyorlar. Neydi o dangalaklık? Fenerbahçe yıllarca şampiyon olamadı. Yani olamadı sene Galatasaray'ı yeniyordu. Ne diyorduk? O Galatasaray'ı yendik tamam şampiyonduk. Boş verin şampiyonu Galatasaray'ı yendik. 6-0 yendik. O önemli değil şampiyonduk. 6-0 yendik falan yapıyorduk. Yani yıllarca bununla avunduk. Şimdi bu arkadaşlar da Fenerbahçe şampiyon olamıyor diye seviniyorlar ama farkında değiller. Kendileri de olamıyorlar. Kendilerinden de çalınıyor. 2028'e kadar Galatasaray şampiyon olacakmış arkadaşlar. Garanti almış. Nereden almış? Hangi şeyden almış bilmiyorum. Yani haberim yok. Ama yakın çevresine bunu söylemiş. Yani 2024 25 2025 26 2026 2027 2027 2028 arka arkaya 6 sene şampiyonluk garantisi almış. Bunu da söylüyormuş. Ha, Ali Koç olduğu müddetçe olur. Muhtemelen Fenerbahçe bu sene olmasa da yine yazın yine Ali Koç'u seçersiniz. Gitme sana muhtacım bilmem başımda tacım falan filan diye. Borcun bitmesini bekliyor insanlar. Fenerbahçe tam bağımsız olsun diye. Fenerbahçe tam bağımsız değil. Fenerbahçe Ali Koç'a bağlı. Maalesef Ali Koç'a bağlı. Gerçekten diyorum Fenerbahçe Ali Koç'a bağlı. Tam, tam bağımsız değil. Ali Koç'ta hata üstüne hata yapıyor. Ama dediğim gibi bu sene en az hatasını bu sene yaptı. Diğer başkanlar ben bunu getireceğim. Tamam ben de onu getireyim o zaman dedi. Adam kimi isterse birinci tercihim Amrabat. Amrabat. Birinci tercih en nesiri. En nesiri. E maksimen istiyorum. Maksimen getirildi. Kostiç ihtimali var. Ne dersin? Alın getirin dedi. Ben zaten Levent'i beğenmiyorum. Oğuz Aydın'ı aldırdı mesela. Adam istedi. 6 milyon euro yetenekli futbolcu dedi. Oğuz Aydın'ı kendi oynatmıyor. Şimdi bunu Ali Koç'a da kızamazsın. Ama iş böyle gözüküyor ki Fenerbahçe Ali Koç'un başkan olduğu hiçbir dönem şampiyon olamayacak gibi gözüküyor. Ben açık söyleyeyim abi. Dost söyler. Ha olan Sera takını oldu. Eğer o kumar mumar meselesi doğru değilse sadece futbol için yapıldıysa yani olan Sera takın oldu. Başka söyleyecek bir şey yok. Hakkımız ailesi olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.